İki kez kanser şoku yaşayan Ayla Hanım'la oğlu Fehmi'nin hayallerini gerçekleştirme yolculuğumuz devam ediyor. Ev sahibimiz ve oğluyla dün neler paylaşmıştık? Kısaca hatırlayalım, ardından maceramız kaldığı yerden devam edecek. 4 sene önce kanser hastası oldum. Rahim kanseriyle başladı hastalığı. 10 dakika daha getirmesele ölebileceğimi bile söylediler. Ondan sonrakiler çok kötüydü. Ondan sonraki yaşamım çok acıydı benim için. Ayla Hanım'ın hastalık sürecinde yaşadığı o zor anları anlatmasından sonra Evrim Akın, ev sahibimizin hayallerini gerçekleştirmek üzere kapısını çalmıştı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. En küçük oğlu Fehmi ile Evrim'i karşılayan Ayla Hanım, sıkıntılarla dolu hayatını anlatmaya devam etmişti. 14 sene oldu eşimden ayrılalı. En küçük oğlumla beraber yaşıyorum. Yakalandığı amansız hastalıktan her bahsedişinde çektiği acılar yaş olup akmıştı Ayla Hanım'ın gözlerinden. Yani bilmiyorum ya, yani anlatılamaz, ifade edilemez. Allah bu hastalığı düşmanıma da vermesin. Eşinden ayrıldıktan sonra küçük oğluyla bir başına kalan Ayla Hanım, hastalıklarının yanı sıra maddi zorluklarla da boğuşmak zorunda kalmıştı. Mecburum, çalışmak zorundayım. Faturalarım var, kiram var. Bunları mecbur ödemek zorundayım. Evime çok yakın bir yerde mantı imalat dükkanı var. Orada mantı doldurmaya gidiyorum. Kilosu 3 liradan. Yaşadığı zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleyi asla bırakmamıştı Ayla Hanım. Ancak özellikle son yıllarda yaşadığı zorluklar ne yazık ki kolunu kanadını kırmıştı. Çünkü ben çok güçlü bir kadınım. Her şeye göğüs gerdim. Ama bu son 4 senedir çok yıkıldım. Ayla Hanım yaşadığı zorlukları böyle özetledikten sonra küçük oğluyla birlikte yaşadıkları kiralık evleriyle ilgili de bilgiler vermişti. 14 senedir bu evin içinde, yani alınmış bir eşya olarak yeni aldım. Ben şunu yaptım. Geçen sene arkadaşlarımın hediyesi bu. Televizyonun hediyesi bana. Doğum günüm. Bilmiyorum ya. İnşallah bir gün ben de güleceğim. Ayla Hanım'la oğlu Fehmi'nin güleceği gün neden bugün olmasın diyen Evrim hemen harekete geçmişti. Nerenin yapılmasını istiyorsun? Var mı istediğin? Yatak odasına, yani güzel bir annemle. Annemle benim yatabileceğim bir yer. Hem anne Ayla Hanım'ın hem de oğlu Fehmi'nin rahat edebilmesi için değişim yeri olarak evin büyük odasında karar kılınmıştı. Aslında buraya da yapayım. Kankalarım da burada. Evin arka bölümündeki büyük odanın dönüştürülmesine karar verilmesinden sonra ustalarımız davet edilmiş. Efendim, gördüğünüz gibi bir yatak odamız var. Ve ardından alışveriş maratonu başlamıştı. Parke almaya geldim. Sade bir şey seçeyim. Tek lambalı bir şey versem şöyle siyah. Çalışma masası için de bir sandalye istiyorum. Bakalım final günü, yani bugün neler yaşanacak? Ay, ay, ay ya. İnanmıyorum. Oh. Fehmi'nin yeni genç odasının son halini gören Evrim gözlerine inanamayacak. Ve perde. Hasta haliyle çekyatlarda uyumak zorunda kalan Ayla Hanım yeni yatağına kavuşunca mutluluk gözyaşları döktü. Ay ya. Beşiktaş fanatiği olan oğlu Fehmi'nin genç odasını görünce mutluluktan dili tutuldu. İnanmıyorum. Oh. Evrim Akın, İki kez yakalandığı kanseri yenmek için mücadele eden Ayla Hanım'la en büyük dayanağı oğlu Fehmi'nin hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürdü? Ne demek? Çok sağ olun. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. 15 yaşında babasını kaybedince 16 yaşında evlenen ve iki kez kanser şoku yaşayan Ayla Hanım'la oğlu Fehmi'nin hayallerini gerçekleştirme yolculuğumuz devam ediyor. Perde almaya geldik. Fehmiciğimin perdesini alacağım.
Perde alışverişi yolculuğu sırasında Evrim Akın, ekibimizden bakın kimin kulaklarını çınlatıyor. Sevgili Ahmet Güneş, canım arkadaşım, benim destekçim. Biliyorsunuz mimar kadromuz var. Birlikte coşturuyoruz evleri. Bana kayısı getirdi. Onu hüpletiyordum, arabada bitmeyen kayısı yapmışlar. Bundan teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e olan bu kayısı teşekkürünün ardından perde alışverişi başlıyor. Metin Bey. Buyurun. Ayla Hanım'ın evindeyim. Oğlunun odasını yapıyorum lise sonunda. Tamam. Hastası Beşiktaşlı. Oo süper, tam benden. Siz de mi? Evet, ben de iyi bir Beşiktaşlıyım. Ay, bitmeyen Beşiktaşlılar silsilesi içindeyim. Evet. Yalnızımız. Aynen, kesinlikle. Hadi sana bırakıyorum. Süper bir Beşiktaşlı bir, olarak. Süper bir kardeşimize. Beşiktaşlı kardeşine sana bırakıyorum. Tamam. Beşiktaşlı perde yap bana. Bence ona biz süper siyah beyaz bir perde yapalım. Sana bırakıyorum. Tamam. Senin zevkine. Tamam. Hemen yardımcı olursun. Senin kalitene bırakıyorum. Evet, Beşiktaşlı kardeşimiz için önce siyah bir kumaş bakalım. Tamam. Arkasından tülümüzü belirleriz. Kadife mi bu? Şönül zeminli bir şönül ürün. Alternatifleri göstereyim. Tamam. Şönül zemin. Evet, şu da soft dediğimiz bir kumaş cinsi. Oo. Şu da arkası kaplanmış şönül. Bu da şönül. Kardeşimize açılır kapanır yapacağımız için şundan yaparsak çok daha kullanışlı ve güzel olur. En azından ışığı da fazlasıyla keser. Ne güzel uyur değil mi orada? Kesinlikle. Of, bunu yapalım. Geçiyoruz. Buna uygun da bir de ekru renkte, yani beyaza yakın bir renk. Erkeği parlak olur bu ya. Parlak olur bence. Yani sadece alternatif diye çıkardım. Hanım olsaydı mesela, diyor kızlara. Kız odası olsaydı. Daha tatlı olurdu. Bunu tavsiye ederdim. Mesela ben isterdim böyle bir şey. Aynen. Burada tül olarak da alternatif olarak şu veya şunu diyelim bence. Ay, şunun kullanımı çok, çok daha güzel ve iyi olur. Bu da fena değil aslında ama... Işık geçirgenliği noktada bu daha geçirgendir. Onun için bunun üzerine duralım derim. Dokusu da çok güzel. Tabii bu. Bir de... Vual diye geçer. Kırışmayalım. Kırışmaz. Yıkasın, assın kardeşimiz. Bakayım ama şunu da içimde kalmasın. Evet. Bu da güzel dokusu. Güzel ama geçirgenlik noktasında bu... Daha aydınlık. Kesinlikle. En azından açtığı vakit aydınlık olsun. Kapattığı vakitte rahat, tam karanlık rahat olsun. İşlevsel olsun. Tamam o zaman. Ben ölçülü adresi mesaj atacağım. Tamam. Çok teşekkürler. Keyifli teşekkür bir sohbetti. Beşiktaşlı kardeşimize güle güle kullansın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evrim Beşiktaşlı Fehmi'nin görünce sevinçten havalara uçacağı perde seçimini tamamlayarak bir sonraki alışveriş durağına doğru yola çıktı. Genç odasındaki değişimse hızla devam ediyor. Recep ustamız Ayla Hanım'la oğlunun en büyük sıkıntılarından biri olan eski kırık tahtaların yer aldığı zemini söküp şimdi yepyeni parkeleri döşüyor. Ustamız parke döşeme işlemine devam ederken Fehmi eski zeminle ilgili bizimle bakın neler paylaşıyor. Bina nereden baksan 40 sene yapıldığından beri aynı şey, yani tahta var içinde. Küçük halılarla etrafını kapatıyordum. Çok pisti tabanı. Yani benden önceki tabii yıllarca oturmuş insanlar da var. Herkes üst üste derken çok kötüydü. Ama şimdi düşünüyorum tahta parkeler yapılmıştır. Sizin de belirttiğiniz gibi parke döşeme işlemi bitti ve sıra süpürgeliklerin takılmasına geldi Ayla Hanım. Ustam merhaba, kolay gelsin. Bunu da ben. Hoş geldin, ben Recep Usta. Memnun oldum. Evrim Hanım'ın bir sürprizi olacak bu oda için. Onu yapmak için geldim ben de. Funda Hanım'ın ziyareti, Evrim'in alışverişe çıkmadan önce burayı öyle bırakın, bir sürprizim olacak dediği yerle ilgili. Bakalım Ayla Hanım'ı ve bizi neler bekliyor? Ben işimi bitirdim. Bursa size.
Size o zaman kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Tekrar. Sağ olun. Duvara uygulanacak sürprizi biz de şimdiden çok ama çok merak ettik. Funda Hanım'a merhaba. Merhaba. Hayırdır? Ne sürprizi bu böyle? Sürpriz olduğu için aslında söylemesem daha iyi ama Fehmi çok sevinecek. Funda Hanım ser verip sır vermiyor. Biz de merakımızı gidermek için biraz daha bekleyeceğiz deyip kendisine kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çaktırmadan Funda Hanım'ı izlemeye devam ediyoruz ve sürprizin ipuçlarını görmeye başlıyoruz. Ne dersiniz? Beşiktaş fanatiği olan Fehmi'yi duvarında bir kartal figürü bekliyor olmasın? Bu muhteşem sonuçta tüm soru işaretleri gitti ve kara kartal Fehmi'nin genç odasının duvarlarında kanat çırpmaya başladı bile. Artistik ressam Funda Yılmaz'ın eline sağlık deyip bir sonraki alışveriş durağına ulaşan Evrim'in yanına gidiyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Bir ev yapmanın daha sevinci içerisindeyim. Ne bir güzel. Ailemizi daha mutlu edeceğim inşallah. İnşallah. Efendim şimdi Ayla Hanım'la oğlu Fehmi'nin evini yapıyorum. Fehmi genç bir arkadaşımız. Lise son sınıf öğrencisi. Hı hı. Onun genç odasını yapacağım. Bir tek kişilik yatak istiyorum. Tamam. Bir de annesine benim... tasarladığım, ismini de koyduğum piyano yatak var duvardan evet, açılan. Meşhur. Hatırlıyorsunuz. Ben de yapacağım onu artık. Ya. Ama telif isterim. Hemen. Şaka yapıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirim. Bu piyano yatağın içine de bir hı-hı yatak istiyorum. Oğlunun yanı sıra kendisine de yatak seçildiğinden habersiz olan Ayla Hanım, çekyatlarda yaşadıklarını dile getiriyor. Fehmi'nin kullandığı yatak, çekyatın açılmış, baza şeklinde yapılmış bir hali. Üzerine alt kısmına İki tane battaniyeyi katlayıp koydum sırtı ağrımasın diye. Onun üzerine bir lastikli çarşaf. Onun üzerine bir pike. Onun üzerine tekrardan bir çarşaf. Yatak değil yani. Çek yattı. Artık tüm bu sıkıntılara son Ayla Hanım. Çünkü Evrim oğlunuzun yeni ve rahat yatağını seçmeye başlamış bile. Ama ne istiyorum biliyor musunuz? Hani beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Evet. Hani ben kendime ne yapıyorsam, ne istiyorsam. Aynısını. Aynından da seyircilerimize istiyorum. Biliyoruz. Benim huzura erdiğim, benim sırtımı rahatlatan... Aynı kalitede, aynı fiyatta ve aynı ortopedik özelliklere sahip yatağın teklisini ben istiyorum. Bir de onu anlatırsanız, tabii buyurun, siz özelliklerini çok daha iyi biliyorsunuz. Lüks ortopedik bir yatağımız. Yatağın ortopedik olması, kanserle mücadele eden anne Ayla Hanım'ın sağlığı için de çok önemli Evrim. Kanserle mücadele eden bir insan ağrıları var çok fazla. Of, geçmiş olsun. Evet, ona da iyi gelecek. Çok güzel olur. Yani benim normaldeki yatağım bir yatak değil yani, çek yat. Normal bir yatağım olmasını çok isterim kendi odamda. Hiç merak etme Fehmi. Çünkü bunun için Evrim Akın ablan iş başında. Sizin almış olduğunuz yatağın tek kişili. Evet. Paket yay sistemi var bunda. 710 yay dediğimiz vücudun ağırlığına göre baş kısmından bel kısmına doğru sertleşen bir yay var. Üzerinde 6-3 santim lateks var. Artı çift taraflı da kullanıyorsunuz. Öbür tarafında lateks yok. Öbür tarafında sırf paket yay sistemi var. Kumaş da bambu kumaşı. Güzel bir yatağımızdır. Ben bir şey siz memnunsunuz zaten. Çok. Bir şey anlatayım mı? Tabii. Kedim var benim. 3,5 kilo falan düşün. Ödümüz koptu o gün evde biliyorsunuz değil mi? Ya aşk olsun. Benim o Suriyeli çocuk yok mu? Hı-hı. Nasıl fırladı ya? Ya kedi de sizden korktu. Evet yatağa getirdiler ya Zeyş. Kedi bunlardan korkuyor, bunlar kediden korkuyor. Şamlar benim kedim korkulacak bir kedim Allah için. Evrim'le mağaza sorumlumuz bu sıcak muhabbet eşliğinde yatak seçmeye devam ederken biz Ayla Hanım'a dönüyoruz. Onun hastalığıyla daha rahat mücadele edebilmesi için rahat etmesi şart. Ya ben yatak istemez miyim? Çocuğumun rahat rahat yatmasını, sabah kalkıp belinin, böğürlerinin ağrımadan uyanmasını ben de çok isterim. Ama maddi gücüm olmadığı için alamadım çocuğumu. Şimdi bak ben bir şey anlatayım. Ben yatıyorum. Eski yatakta pati atladığı zaman hissediyordum hadi pati. Şimdi hiç hissetmiyorum. Yatakta mı değil mi belli değil.
Bu yatağın özelliklerinden biri o bence. Yani tabii ki. Değil mi? Paket doğru taşısın. Aynen öyle. Seçilen bu yataklar sayesinde Evrim'in yakaladığı konfor ve rahatı Ayla Hanım'la biricik evladı Fehmi de yakalayacak. Ve artık ağrısız sızısız rahat bir uyku çekebilecekler. Bundan iki tane. İki tane tamam. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Ben size adresi mesaj atacağım. Tamam. Birazdan. Ölçüyü de aynı şekilde. Teşekkür kolay ederim. Gelsin. Sağ olasınız. İyi çalışmalar. İyi ki varsınız. Evrim'i bir sonraki alışveriş durağına uğurlarken atölyemizde Fehmi'nin genç odası için tasarlanan mobilyalar da geldi. İlk olarak son derece dekoratif ve kullanışlı gardırop kendini göstermeye başlıyor. Büyük eşyalarımız sığabileceği bir gardırobum. Sonra büyük bir çalışma masam olacak. Kendime özel yatağım olacak. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı muhteşem sonucun heyecanını yaşayan Ayla Hanım'sa en yakın arkadaşı Nuran Hanım'la sohbet edip kahve keyfi yapıyor. Yine köpüklü köpüklü kahveleri yaptın bacım. Nuriş hadi kalk kahve yaptı içip içelim der. Kahve yaparım içeriz muhabbet eder sohbet ederiz. Ama ekmeğini taştan çıkarır. Hiç yıkılmaz. Ne yaptın? Gittin mi eve? Gittim Nuran. Dükkana gittim, mantı yaptım biraz. Ustalarıma mantı yaptım, getirdim. Açmadılar kapıyı. Kapıyı açtılar, mantıyı verdim. Beni içeri almadılar. Yalvar, yalvar dedim. Ne olur 5 dakikacık göreyim. Yok dediler, sana sürpriz. Sürpriz yapacağız dediler. Ben de tamam dedim. O sürprizi bozmayayım dedim Nuran'ım. Bazen oğlum diyor ki, anne diyor, Nuran ablaya gitmedim bugün akşam. Onunla kalıyorum, onunla beraber oturuyorum. Genelde günlük bir yarım saat, bir saat uğruyorum. Ben uğramazsam muhakkak kendisi geliyor. Sizin merak ve heyecanınızı anlıyoruz ama işin güzelliği de burada Ayla Hanım. Oğlunuzun yeni ve mükemmel genç odasını ancak tam olarak bittikten sonra görebileceksiniz. Bu arada Allah bozmasın, Nuran Hanım'la imrenilecek bir dostluğunuz var. İnşallah Nuran, Fehmi çok sevinecek. Ay, Fehmi bugün sabaha kadar uyumadı heyecandan vallahi. Biliyorum ben deydi abla, Nuran abla evim odam olacak dedim, çok sevindim. Evet. Sohbeti koyulaştıran hanımlar şimdi de nasıl bir genç odasıyla karşılaşacaklarının değerlendirmesini yapıyor. Nasıl yaparlar sence Evvallah? Vallahi hayal bile edemiyorum Nurhan ya. Düşünüyorum ya. Yerler çıt çıt parkeler, evet. Fehmi'ye böyle çok güzel dolap, ranzası, çalışma masası. Hanımlar güzel hayallerle kahve keyfini daha da renklendirirken Evrim de bir sonraki alışveriş durağına ulaştı. Şimdi ben Fehmi'nin odasını yapacağım. Tamam. Fehmi kardeşimiz. Lise son sınıfta okuyor. Süper. Genç bir birey. Tamam. Hasta Beşiktaşlı. Aa ciddi misin? Evet. Fanatik Beşiktaşlı. Maç seyretmeyi de çok seviyor aslında. Ben fazla sevmiyorum maçı. Ama abisi de Beşiktaşlı. İkisi de aynı kafadan oldukları için ikisi beni bastırıyorlar maçlar olduğu zaman. Bizde Beşiktaş deyince akan sular durur. Sen de mi? Ona bir güzellik düşünüyordum o arada sen öyle deyince de. Çok öyle iyi bir Beşiktaşlıysa... Ne renklerde bakıyoruz? Siyah beyaz bakalım hadi. Var mı öyle bir şey? Ciddi misin? Ben o tonlarda. Yani tam siyah gözüm... çok halıda toz gösterdiği için pek tercih edilmiyor. Öyle da. Mi? Koyu renkler var mı? Gri olmaz mı? Gri. Olur. Siyah yakın olsun yani. Siyah. Çok siyah olmasa da koyu tonlarda. Koyu geçişli tonlarda, bir şeyler. Geçişli bir şeyler. Evrim'le mağaza sorumlumuz halı modellerini huzura çıkarmaya başlamak üzere. Biz şimdi bakalım hastalık ve maddi zorluklarla boğuşan Ayla Hanım en son ne zaman halı almış? Hatırlamıyorum. Hep eski halılarımı yıkadım, sildim, hep onları kullandım. Şöyle düz gri bir şey olmaz mı? Bak bunda sıvı geçirmez özellik de var. Aynı zamanda sigortalı. Hani bir gün deneyecektik? Deneyelim. Abin öyle demişti. Tamam abim dediyse abimle deneyin, sıkıntı yok. Nerede o? Nerede o? Diğer mağazada. Onunla deneriz. Sigortalı. Nasıl arabanın kaskosu varsa halının da sigortası var. Sizden gelebilecek bütün hatalara karşı yanma, yırtılma, kesilme vesaire. Hata sizden bile olsa, yani aldınız bıçağı, kestiniz halıyı, bu da dahil olmak üzere birçok şeyde fabrika birebir yenisiyle değiştirip gönderiyor. Bir senede iki kere değiştirme hakkınız var. Aa ne güzel. Güzel değil mi?
özellik dallar. Ben bunları anlatırken bir evi süpürmüyor, bir bulaşık yıkamıyor diyorum. Bütün özellikler var halıda. Halı seçimi bu son derece önemli ve esprili anekdotlar eşliğinde devam ederken biz yeniden Ayla Hanım'a kulak verelim. Kendisi maddi imkansızlıklar sebebiyle bakın büyük odalarının zeminini nasıl döşemiş. Şu anki Fehmiye'ye yapılan odadaki karyolanın etrafındaki halılar, büyük halıyı kestirdim. Kenarlarını overlock yaptırıp ince uzun uzun halılar yaptım. Affettir bana kendini. Ha işte niye siyah beyaz yok dedim varmış. Yani daha ay çok güzel. Koyu griye doğru ya tonlar. Dedim nasıl ya griyle geçişli olabilir. Şöyle içinde... Dur açma başka bir şey. Niye beğendin mi? Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Mi? Bayıldım aşık oldum. Aa, bu benim ya. Olsun. Ben mi göndereceğim siz mi alacaksınız? Bu sefer ben alayım yormayayım seni. Gerçekten. Gel hadi kıvıralım. Yardım edeyim. Birlikte götürürüm hadi çok gidelim. Ağırmış. Kas yapacağım sayende biliyorsun değil mi? Fehmi'nin genç odası için gönlünce bir halı seçen Evrim yeni alışveriş durağına doğru yola çıktı. Bu arada Kuddusi ustamız da elektrik, priz ve anahtarlarını monte edip avizeyi tavandaki yerine takıyor. Ustalarımız kiriş kalınlığındaki siyah uzun dolapları yerine monte ediyor. Şimdi yeni alışveriş durağına ulaşan Evrim'in yanına dönelim. Ayla Hanım'ın evini yapıyorum. Daha doğrusu oğlunun evini yapıyorum Fehmi'nin. Ama Ayla Hanım'a da küçük sürprizlerim var. Evet. Bir ütü masasıyla ütü almak istiyorum. Tabii ki yardımcı olur. Evet. Beni yönlendir ne olur. Tek tabii ki. Ütüden anlamam açık söyleyeyim. Annem bilir o işleri. Ütülerimiz genellikle şöyle söyleyeyim. Dış rengini ve markalara oranla genellikle birbirinin özellikleri birbirine benziyor. Ayla Hanım her insan gibi hediye alıp vermeyi çok seven bir insan. Bakın kendisi en son ne zaman hediye almış ve Evrim'le arasında nasıl bir konuşma geçmiş. Aynen de şimdi sana bir hediye alsam ne istersin dedi. Bir hediye. Hani o da bana sordu en son hediyeni ne zaman aldın diye. Geçen sene Şubat 21'de televizyon ünitesi hediyesi almıştım dedi. Peki şimdi dedi ben sana bir hediye alacağım ne istersin? Bilmiyorum ya o anda düşünebiliyor musunuz? Ütüyle ütü masası istedim. Ütü masam yok masanın üzerinde ütü yapıyorum. Ütüm de bozuk. Evet anlat bana bu nasıl bir ütü? Şimdi ütümüzde ekonomik çalışma özelliği var. Eko çalışma özelliği. Otomatik buhar püskürtme özelliği var. Siz buradan sadece derecesini seçiyorsunuz. O sürekli buraya basmanıza gerek kalmadan optimum düzeyde size buhar vermenizi sağlıyor. Seramik tabanlı ütünün yanma yapışma gibi durumlarda sizi koruyor. Aynı zamanda daha kaygan normal metalik tabanlara göre. 150 grama yakın buhar gücü var. O dikey ütüleme özelliği var. Dik bir şekilde ütü yapabiliyorsunuz. Ha, şey evet. Mesela aynen. Böyle elimde tutarken... Gömleği asıyorsunuz, rahat bir şekilde dikey bir şekilde ütülemesi yapabiliyorsunuz. Aynen, o şekilde ütüleme özelliği var. Bu yeni seçilecek ütü, hastalıklarla ve ağrılarla boğuşan Ayla Hanım için çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Var ütüm evde şu anda ama sürekli su akıtıyor. Ütülediğim kıyafet, mesela beyaz bir atlet, bir gömlek ütüleyeceğim. İçindeki pis suyu akıtıyor veya kireç, yıkadığım şey de kirleniyor. Bir de ütü masası istiyorum buna. Ütü masası da şöyle bir şey verebilirim size. Buna yakışan. Komple çelik, plastik bir aksam bulunmayan, ayaklarında plastik aksam bulup yerleri çizmeden rahatlıkla... O çok önemli çünkü. Evet, rahatlıkla yerleri ütü. Üstünü çıkartıp yıkamasını yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Ha. Çamaşır makinesinde çıkabiliyor üstü. Ütünüzü buraya koyup rahatlıkla ütünüzü yapabiliyorsunuz. Ayarlanabilir kademeli, istediğiniz boy oranında ayarlayabiliyorsunuz. Ağır değil. Hafiftir. Ve hafiftir. Düşün ben kaldırabiliyorsam. Süper, tamam. Ütü masanız da bu. Tamam, bu ütüyle bu masayı... Adresimize gönderin. Tamam ben bunları mesaj hediye atacağım. Paketi yapıp size tamam. Yollarım. Ay. İnanmıyorum. Fehmi'nin yeni genç odasının son halini gören Evrim gözlerine inanamayacak. Ve perde. Hasta haliyle çekyatlarda uyumak zorunda kalan Ayla Hanım, yeni yatağına kavuşunca mutluluk gözyaşları döktü. Ay ya.
Beşiktaş fanatiği olan oğlu Fehmi'nin genç odasını görünce mutluluktan dili tutuldu. İnanmıyorum. Oh. Evrim Akın, iki kez yakalandığı kanseri yenmek için mücadele eden Ayla Hanım'la en büyük dayanağı oğlu Fehmi'nin hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürdü? Ne demek? Çok sağ olun. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Yatağı bu şekilde monte edilirken Fehmi'nin aklında annesinin yatacağı yer var. Ya Evrim Hanım, annem inşallah düşünmüştür yani benim odamda mı olacak yoksa anneme özel bir yer mi yapacak? Evrim Hanım düşürmüştür yani. Evrim Akın düşündü ve ustalarımız da hızla hayata geçirmeye devam ediyor Fehmi. Ustalarımız Fehmi'nin genç odasına son şeklini verirken Evrim Akın da son kontroller ve o büyülü an için kapıyı çaldı. Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Saklıyor musunuz benden? Aa, bu piyanonun dışında bir şey olmuş. Değişik yapmışsınız bu sefer. Buna bir isim bulayım ben. Buna bulacağım bir şey ben. Daha sonra, az sonra. Elinize sağlık. Açabiliyor muyuz? Tabii. Bir açsanıza. E açın. Oo. Çok başarılı. Ayla Hanım geldiğinde, şimdi burada yatağı vardı ya eskiden. Evet. Ne olduğunu bilmeyecek. Bilmeyecek. Ay buraya ne koydular diyecek. Çek yatağımı kaldım ben diyecek. Şaşıracak. Belki biraz öyle yatağını açacak. Acaba dolap mı yaptılar diyecek. Evet, ne yaptılar? Gardırop mu yaptılar diye düşünecek. Öyle yoksa böyle bir kutu mu koydular oraya diyecek. Hani süs olsun diye. Yani. Bilemeyecek, çek yatağı kaldım diyecek. Şaşıracak. Herhalde benim oğlana çalıştılar diyecek. Ama biz bir açınca orayı sürpriz olacak. Evet, güzel olacak. Kalacak bir yer. Çünkü biz onu da unutmayız. Biz bir yeri yaparken bir yeri de aradan çıkarırız. Evet. Makyajımızı yaparız. Şimdi asıl mekanımıza gidelim mi? Hadi gidelim. Ve perde mangut. İşte asalete bak. Renklerimizin içerisinde ilk defa siyah. Farklı bir renk. İlk defa bu kadar iddialı renkler kullandık değil mi? Evet ama... yakışıklı bir oda olmamış mı? İki renk birbirine çok güzel bir uyum sağladı. Füme, hatta siyah, renk. Beyaz değil mi? Vallahi ellerinize sağlık. Beğendin mi? Bayıldım. Ressam arkadaşımızın da ellerine sağlık. Muhteşem olmuş. Artık dinlenme vaktiniz. Hak ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz kolay gelsin. Ben artık ailemizi yavaş yavaş karşılamaya kolay doğru gelsin. Gideyim. Özdeş, bence sen bu odana çıkmak istemeyeceksin ama üzgünüm. Bu oda Fehmi'nin. Odanın sahibi Fehmi de annesiyle birlikte o büyülü an için yola çıkmış durumda. Merhaba, çok heyecanlıyız. Evimiz nasıl oldu? Çok merak ediyoruz oğlumla. Ben heyecandan konuşamıyorum vallahi. Birazdan o güzel genç odasını ve içindeki sürprizleri görünce bu bekleyişe değecek Ayla Hanım. Bu arada duyduğumuz kadarıyla oğlunuz büyük final öncesi bir hayli sabırsızlanmış. Anne hadi ara. Anne ne olur ara. Anne hadi ara. Hadi anne hazırız çıkalım anne. Ben biraz çekindim aramaktan. Sonuçta sizde işleriniz var, yoğunsunuz. Ama dedim ki yok oğlum kırmayacağım. Tekrardan sizi aradım. Kolay değil. Hayalleri gerçekleşecek hem oğlunuzun hem sizin. Peki en çok neyi merak ediyorsunuz Ayla Hanım? Oğlumun odasında neler yapıldı? Yatağını merak ediyorum, çalışma masasını merak ediyorum. Evimin tabanlarını çok merak ediyorum. Çok daha önceki tabanlar çok pisti. Yıllara ait bir tahta bir tabanı vardı. Ne kadar temizlesem de olmuyordu. Şu kadarını söyleyebiliriz ki sizin de biraz sonra göreceğiniz gibi bu sorunlardan hiçbiri kalmayacak Ayla Hanım. Fehmi'nin sabırsızlanması boşuna değil yani. Ya vallahi geceler hiç uyuyamadım, gündüzleri de bir iki saat uykuyla geçirdim. Yani heyecandan hiç uyku falan,
Biliyorum. Ne dersiniz? Artık o büyülü an için eve girelim mi? Gerçekten. E hadi buyurun o zaman. Kim o? Biziz. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Siz beni duymuyor musunuz? Duyuyoruz. Niye cevap vermiyorsunuz? Heyecanımızdan. Aa, buyurun. Buyurun. Yatağını attım. Şurayı ferahlattım. Evet. İyi yapmış. İyi yapmışsınız. Artık kanepede yatarsın. Yatarım. Ne oğlum olsun? Rahat olsun. Senin niye arkan dönük? Küstün mü? Yok, ben de odayı merak ettim. Odada ne var ki? Bilmiyorum. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Çok yoruldunuz. Bayağı koşturduk. İstanbul kazan biz kepçe beyefendi için. Bizi yoran aslında bu alışveriş değil. Ay belki seyircimizin de içini şişiriyorum ama trafik. İstanbul trafiğiyle boğuşan tüm izleyicilerimiz adına Evrim Akın'ın bu dileğine inşallah deyip dönüyoruz Ayla Hanım'ı bekleyen yatak sürprizine. Şimdi Ayla Hanım. Efendim. Yatağın için kızmıyorsun değil mi? Yok. Kızmadım. Öyle bir dekoratif bir şey yaptım sana. Evet. Böyle obje koyarsın falan diye. Ve çok evet, güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Değil mi? Böyle bu filler falan konulur. Falan çiçek konulur diye. İyi evet, olmuş mu? Çok güzel olmuş. Artık kanepede yatarsın, ne olacak? Olsun. Çocuğum, oğlumun ha, rahatlığı bana yeter. Değil mi? Ben yerde de yatarım. Kıyamam. Gerçekten. Vallahi. Ağlıyorsun, niye? Yerde yatacağın için. Hayır. Ay şunu bir ver, bırak. Çıkar üstünü. Rahatlayın. Ev sıcacık, ısıttık evet, biz. Ve işte Ayla Hanım'ın kendisi için hazırlanan yatak sürpriziyle yüzleşme zamanı. Ama ben seni öyle kanepelere ay, bırakır mıyım? İnanmıyorum ya. Ben düşündüm, söylemek istemedim. Hem çok de ortopedik güzel yatak aldım. Hem de kendi yatağımın aynısını, tıpkısını, teklisini aldım sana. Normalde kendi kullandığımın. Sırt ağrılarının olduğunu biliyorum. Evet. Benim de var. Ay çok güzel. Otursana. Hiç böyle görmemiştim ya. Evet. Piyama yatak. Evet. Yeni yatağına kavuşunca mutluluk gözyaşları döken Ayla Hanım bakın duygularını nasıl dile getiriyor. Objelerin koyulabileceği bir dolap zannettim önce. Ay ondan sonra Evrim Hanım onu bana yatak olarak düşünmüş, yaptırmış, gelmiş. Çok sevindim ya. Yani bu duyguyu anlam ifade edemem ki. Nasıl edeyim ya anlam ifade? Ay ya. Yani heyecanım, sevincim hepsi bir arada. Ne oldu lan? Bakın. Canım. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Allah'ım sizi de mutlu etsin. Allah da sizin her istediğinizi yerine getirsin. Fehmi'nin daha önceki yattığı çek yat. Açtım onu baza haline getirmiş. O da çok eskiydi. O atılmış. Şimdi bana tekrardan çok güzel bir yatak yapılmış. Sürprizlerimiz bu kadarla da sınırlı değil Ayla Hanım. Sırada Evrim'in hediyeleri var. Bir de şey fark ettik biz. Ay ne olmuş. Hem de çok hafif, ben bile taşıyorum yani. Düşün, onu düşündüm ağrıların olduğu için. Evet. Ya. Böyle bir ütü masası ve ütün de var burada. Masanın üzerinde ufak yapıyordum. Hediye. Evet öyleymiş. Evet masanın üzerinde yapıyordum. Ve arkadaşımdan istiyordum ütüyü. Komşumdan, evinde kaldığım arkadaşımdan. Öyleymiş. Çok teşekkür ediyorum. Burada, Erman. Evet. Ay çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hediyelerim de çok güzel. Onları da çok ne bileyim ya anlatamıyorum işte. Masanın üzerinde ütü yapıyordum. Çok zarlanıyordum ütü yaparken. Oğlumun atölye dersi var. Atölye dersinde beyaz önlük giyiyor. Her hafta onu yıkayıp ütülemem tertemiz olması için. Masanın üzerinde bir yerini ütülerken bir yeri kırışıyordu. Beni çok mutlu ettiniz. Benim yatağım, ütü masam, ütüm. Oğlumun mutluluğu. Bilmiyorum ya ben böyle şeylere alışık değilim ki. Hiç alışık değilim. Artık sıra geldi en büyük sürprize yani Fehmi'nin genç odasına. Heyecanlı küçük beye gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Buyurun. O zaman Evrim Akın'la ev kuşu vurur ve
iftiharla sunar. Açıyorum. Açıyoruz. İnanmıyorum. Oğlum bak. Benim adam şu an çok muhteşem. Yani her şey çok güzel, her şey muhteşem. Eskiden bir adam yoktu. Şu an yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey çok güzel. Hep siyah beyaz ve şişler. Yemin ediyorum, benim tüyler diken diken. Bak, Emmi. Diken diken, çek. Odana bak oğlum. Yat odana ya, yat artık burada. Muhteşem bir odaya. Bak yalan yok, tüylerim diken diken, görüyor musun? Çok teşekkür ederim. Ben etkilendim diyorum ya odada. Yaptığım işten. Bak, ben dedim. İçeri girdiğimde o kadar sevindim ki oğlumun o anda böyle gözlerine baktım. Onun gözlerinde ışık saçılıyordu. O gözündeki ışıkları hissettim, gördüm. Dedim ki ya Allah'ım sana çok binlerce kere şükür olsun. Evrim Hanım'a binler kere şükür olsun. Sizlerden Allah bin kere razı olsun. Oğlumun mutluluğu benim mutluluğum. Oğlumun yüzünün gülmesi benim yüzümün gülmesi. Ne mutlu bize ki sizin ve oğlunuzun yüzünü güldürebildik Ayla Hanım. Çok teşekkür ederim size. Ne demek? Hakikaten. Sabah kalkıyordu bazen. Bazı günler yataktan kalktığı zaman anne benim bu yan taraflarım ağrıyor. Niye ağrıyor acaba diyordu ama ben oğlum üzülmesin diye diyemiyordum. Yani bu yatağın rahatsız olduğunu. Çünkü insanlar akşam yattığı sabah kalktıkları zaman yatakta rahat uyuduklarında vücut dinleniyordu. Ama benim çocuğumun vücudu dinlenmiyordu. Vallahi çok teşekkür ederim. Derslere çok çalışacaksın burada değil mi? Evet. Takdir getirecek. Getirecek. Evrim ablası. Ama bak peşindeyim. Tamam. Evet. Kara Kartal Fehmi'ye de bu yakışır öyle değil mi annesi? Zaten Fehmi ile kartal gibi uçuyoruz heyecanımızdan, sevincimizden. Ama ben inşallah oğlum yüksek mevkilere geldiği zaman daha da çok sevineceğim, daha da mutlu olacağım. İnşallah Allah'ım bana günleri gösterecek. Kontrol edeceğim. Tamam. Haziran'da. Tamam. Tamam. En de okulu kazanacaksın üniversiteyi. İnşallah, inşallah. Anne başını eğdirmeyeceksin değil mi? Yeni odasında, yeni çalışma masasında oğlum inşallah çok güzel başarılar koşacak. Oğlum. Gardırobu eskisinde daha büyük hatta yani. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Beğenmeni sevindim. Fehmi'cim. Yatağıma bayıldım. Arkada siyah siyah şeritler var. Yatağım çok rahat. Yanlarında komodinler var. Hadi bir kez. Hadi bir kez. Kocaman dolap. Dolabı kullanacağız. Oğlumla ortak kullanacağız dolabı. Artık her şeyimizi güzelce dolabımıza katlayacağız. Her şeyimizi yerleştireceğiz. Bu arada bu güzel çizimi yapan da artistik bir ressam Funda Yılmaz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Kartal resmi aklıma hiç gelmezdi şahsen. Yani böyle bir şey yapacakları. Belki bir tablo falan olabilir ama bir ressam getirip çizdirecekleri hiç aklıma gelmezdi. Bize destek oldu. Senin için buraya geldi. Özel çizdi kendisini. Ay çok güzel. Ben çok de çok güzel teşekkür olmuş. Ederim. Ve duvardaki kartal resmi. Harika bir şey. Yani gerçekten harika bir şey. Yani onu hele gördüğümde böyle dedim ki ya oğlumun istediği gibi. Yerlerde parke gördüğün gibi Fehmi'ciğim. Evet. Yanla ayakta gezebilirsin burada rahat rahat. Halın da çok güzel. Yerlerin parkesi harika olmuş. Daha önceki tahtalar yılların verdiği tabii eskilik, kir. Ne kadar silsem de ne kadar temizlesem de arındıramıyordum. Ama şimdi artık güzelce hemen sileceğiz pırıl pırıl. Çok beğendim hepsini vallahi. Güle güle otur iç huzuruyla. Bol ders çalışarak, bol kitap okuyarak, kafanı dinleyerek. Teşekkür ederim. Güle güle oturun.
Ya odamın yatağımın arkasındaki ışıklar şahane. Sonra bütün ışıklar şahane. Çalışma masamda ışık var. Hepsi çok güzel. Avize çok güzel. Ayla Hanım kötü hatıraları gözünde canlandıran eski eşyalarından kurtulduğu için de çok mutlu. Evrim Hanım, ben bu odaya hiç gelmek istemiyordum. Bu odaya hiç girmek istemiyordum. Bu eve, bu odaya girdiğim zaman hep hüzünleniyordum. Kötü bir enerji alıyordum odadan. Artık ben de bu odadan çıkmamaya kararlıyım. Oğlum buradan ders çalışırken ben de onun yanında oturup kitap okuyabilirim oğlumla beraber. Bambaşka bir duygu. Kurtuldum. Artık o negatif eşyalar, o negatif duygular evet, çıktı gitti. Hayatından. Artık yani evimde eskiye dair hiçbir şey yok. Evet. Hepsi çok güzel. İnşallah bundan sonra çok çok daha güzel olacak her şey. İnanıyorum. Pozitif duygularla. İnşallah. Yepyeni bir yaşam, yepyeni duygular. İnşallah. Evrim Hanım'a, bütün ekibe, ustalarıma, hepsine çok çok teşekkür ederim. Tüm bu güzel duyguları yaşatan ve Ayla Hanım'la oğlu Fehmi'nin hayallerini gerçeğe dönüştüren muhteşem değişimde neler yapıldığını bir kez daha hatırlamakta sıra. Odanın zemini eski tahta ve halılarla kaplıydı. Bu durum temizlik ve hijyen açısından olduğu kadar ısınmada da problemler yaşatıyordu. Ustalarımız parke döşeyip yeni halıları sererek bu olumsuzlukları ortadan kaldırdı. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Fehmi için siyah beyaz renklerin hakim olduğu muhteşem bir yatak tasarlandı. Son derece şık avize ve sarkıt lambalarla Fehmi'nin genç odası muhteşem bir görünüm kazandı. Fehmi'nin rahat ders çalışabilmesi için masa ve sandalye de unutulmadı. Anne ve oğlun ortak kullanacağı son derece büyük ve kullanışlı gardırop da Fehmi'nin genç odasındaki yerini aldı. Beşiktaş'a aşığı olan Fehmi'yi genç odasında bekleyen bir başka sürpriz de artistik ressam Funda Yılmaz'ın imzasını taşıyan bu kara kart aldı. Ev sahibimizin zamanının büyük kısmını geçirdiği salonun hemen yanındaki antreye Ayla Hanım için dekoratif bir yatak tasarlandı. Senin ihtiyacın olan tek şey bu. Evet. Doktorların da söylüyor. Evet. Ne olur. Tamam, söz veriyorum size. Onun sana ihtiyacı var. Tamam mı Ayla? Tamam. O zaman odanızın ve o küçük hediyelerin keyfini çıkarın. Evet. Ben kapatıyorum. Şimdi daha gitmem gereken çok yer çok var. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Canım benim. O zaman yine iç huzurumuzla ve mutlulukla programımızı kapatalım. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz.